Showroom'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemde çok moda olan Meksika modelli küpelerimizden çalışacağız. Huikol tekniği de deniyor buna. Kum boncuklarla çalışılıyor. Ben daha önceden böyle mavi tonlarında çalışmıştım ama bugün size böyle kırmızı tonlarında çalışacağım. Kum boncuk kullanıyoruz arkadaşlar. İpe dizili kum boncuklar. Zaten o kadar çok rengi var ki kum boncukların. O kadar çok ton geçişleri var ki çok güzel işler çıkabiliyor içinden. 5 tane rengimiz var. Sarımız, daha koyu sarımız, turuncumuz, kırmızımız ve siyahımız. Birbirini takip eden ton sür ton renkler olursa, işte sarı, turuncu, daha koyu turuncu ve kırmızı gibi daha güzel duruyor. Burada da mavi de aynı şeyi uyguladım arkadaşlar. Beyaz, açık mavi, daha koyu mavi, çivit mavi gibi. Araya da belirgin olması için siyah kum boncuk kullanıyoruz. Küpe kancamız var. İğnemiz var her zaman olduğu gibi. Lazım olursa diye çakmağımız, makasımız, misinamız ve el aletlerimiz var kancaları takabilmek için. Şimdi önümüze biraz boncuk dökerek başlıyoruz hemen. 12 tane kum boncuk alarak, siyah kum boncuk alarak başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen düğüm atacağız. Ben uzakta düğüm atıyorum. Ondan sonra yaklaşıyorum. Mesela şimdi burada düğüm attım. Sonra sıkıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum. 3 tane düğüm atmış oldum arkadaşlar bu şekilde. Ve hiçbir zaman düğümümün hemen dibinden kesmem. Şöyle bir miktar bırakırım. Ve hemen düğümden bir tane boncuk uzaklaşıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar düğümden uzaklaştık. 5 tane sarı boncuk alıyoruz. 4, 5 adet sarı boncuk aldık. Ve peyote tekniği yapar gibi. 5 boncuk aldık, bir atladık, ikinciye giriyoruz. Tekrar 5 tane sarı alıyoruz. İpimizin çıktığı siyah boncuktan sonra bir siyah boncuk atlayıp ikinciye giriyoruz şöyle. Tekrar 5 tane sarı boncuk alıyoruz. Bir boncuk atlayıp ikinciye giriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 boncuk aldık. Bir boncuk atlayıp ikinciye giriyoruz. Halkamız tamamlanana kadar bunu yapıyoruz. Böyle görünmesi normal. Biraz ilerleyince bu görüntü düzelecek arkadaşlar. Şimdi burada bu sıra bitip üst sıraya çıkacağımız yer olduğu için şöyle hem bu siyah boncuktan hem de İki sarı boncuğun içinden yukarı çıkıyoruz. Tekrar iki sarı boncuk daha geçiyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi bu araya bir tane siyah boncuk alıyoruz. Ve hemen ikinci sol taraftaki ikinci aşağıdan sarıyoruz bir ikinci boncuğun içine giriyoruz. Şimdi 5 tane turuncu boncuk alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bunu atlayıp bu sarıya giriyoruz. Şöyle bir siyah boncuk alıyoruz. İkinci sarı boncuğun içinden geçiyoruz. 5 tane turuncu mu demiştim? Koyu sarı ya da turuncu diye nitelendirdiğim boncuğun içinden geçiyoruz. Yine bir tane siyah boncuk alıyoruz. Şuradaki sarı boncuğun içinden geçiyoruz.
5 tane boncuğumuzu aldık. Ve hem sarının hem siyahın içinden geçtim arkadaşlar. Burada da tekrardan buradaki turuncu boncukların hepsinin içinden geçiyorum. Şuraya kadar geldim. Şimdi arkadaşlar bir koyu sarı, bir siyah, bir koyu sarı alıp karşı tarafa atlıyorum. Şu şekilde ikinci boncuğa. Ve daha koyu turuncudan 5 tane alacağım. Ve bir boncuk atlayıp ikinci boncuğa gireceğim. Yine karşı tarafa geçerken bir evvelki sırada kullandığım koyu sarıyı alıp diğer tarafa geçiş yapıyorum. 5 boncuk alıyorum. Bu taraftaki boncuğun içinden geçiyorum. Yine bir koyu sarı, bir siyah, bir koyu sarı alıp ikinci boncuğun içinden geçiyorum. 5 tane turuncu alıyorum. İpimin çıktığı boncuktan sonra bir boncuk atlayıp ikinciye giriyorum. Siyah boncuğun içine gelene kadar geçiyorum arkadaşlar şu şekilde. Ve şimdi 3 tane koyu turuncu boncuk alıyorum. İkinci boncuğa giriyorum. Beş tane kırmızı alıyorum. Bir boncuk atlayıp ikinciye giriyorum. Tekrar 3 tane turuncu alıyorum. Aradaki siyah boncuğun içinden geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 tane turuncu boncuk alıyorum. İkinci boncuğun içinden geçtim. 5 tane kırmızı alıyorum. Bir boncuk atlayıp ikinciye giriyorum. 3 tane turuncu alıyorum. Siyahın içinden geçiyorum. Başlangıç noktamıza kadar geldik arkadaşlar. Şöyle siyah boncuğun içinden geçiyorum ve burada ikinci turuncuya kadar ilerleyeceğim. Şu şekilde. 2 tane turuncu boncuğun içinden geçtim. 3 tane kırmızı alıyorsunuz. İkinci kırmızıdan geçiyorsunuz. Tekrar 2 boncuk daha geçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü artık bitiriyoruz. Tekrar 3 tane kırmızı alıp aşağıda ikinci turuncu boncuğa. Yani şöyle göstereyim. Şurada 1, 2, ikinci turuncu boncuğa giriyorsunuz. Araya bir tane siyah boncuk koyup diğer turuncu boncuğa o şekilde geçiş yapıyorsunuz. Yine 1, 2, 3 tane kırmızı alıp kırmızı boncuğun içine giriyoruz.
ikinci kırmızı boncuğun. 2 boncuk daha ilerliyoruz. Tekrar 3 tane kırmızı boncuk alıyoruz. Bir ikinci turuncuya giriyoruz arkadaşlar. Şöyle. 2. Araya bir tane siyah boncuk alıp karşı taraftaki ikinci turuncuya atlıyoruz. Bakın bitmek üzere. Misina çok şeffaf olduğu için dolanabiliyor. O yüzden sürekli arkanıza dönüp kontrol edin. Bakın deminki marulluklardan eser kalmadı. Size demin de söylemiştim. İşlem tamamlandığında o düzeliyordu. Hiç telaşa kapılmayın o yüzden. Tamamlanmak üzere küpemiz. En son siyah boncuğumuzu da koyuyoruz. Ve şu noktaya kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar. İlerliyoruz. Şimdi buraya da bakın bitti. Renklerimiz de çok uyumlu ve güzel oldu. Her renkte çalışabilirsiniz. Ben mavisini denedim. Başka mavili turunculu bir tane daha denedim. Çok güzel oldu. Yeşilini deneyebilirsiniz. Morunu deneyebilirsiniz. Kendi kombinasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi de küpe kancasını hazırlayacağım. Şöyle kum boncuğumuzdan 6 tane boncuk aldım. Ve ipimin çıktığı boncuktan tekrar geri girdim arkadaşlar. Burada bir halka oluşturdum. İsterseniz bu halkayı tamamlamadan bunu da geçirip öyle yapabilirsiniz. Bir tanesini aletle yapalım. Bir tanesini de o şekilde yapalım. Şöyle sağlam olması açısından içinden birkaç kere geçeceğim. Boncuklar izin verdiği müddetçe. Kesiyorum artık. Şöyle küpe kancamı alıyorum. Aletimle şöyle açıyorum ve buraya geçiriyorum. Ve tekrardan kapatıyorum arkadaşlar. Aletle yapmanın da hiçbir zorluğu yok. Diğerini de size alet kullanmadan yapacağım arkadaşlar. Ben de daha önceden hazırlamıştım bir tanesini de. Evet yine 1, 2, 3 küpe kancamızı geçirdik. Tekrardan bir 3 boncuk daha. İpimizin çıktığı ve gördüğünüz alete gerek kalmadan direkt içine geçirmiş olduk. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Aletiniz varsa aletle de yapabilirsiniz. Karga burnunuzla da yapabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Küpelerimiz hazır. Şöyle bakın. Kırmızı tonu da çok güzel oldu. Bu mavi tonları da gayet güzel. Kullanıma hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Birkaç tane küpe videosu hazırladık zaten size arkadaşlar. Onları seri bir şekilde çekeceğiz ve yayına sokacağız. Takipte kalırsanız çok memnun olurum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.